Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan ile TETA'yla Geometri Soru Bankası kitabında dikdörtgen konusundaki test bir çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda da sayfa numarası 108 ve 109'u çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC'de dikdörtgen demiş ve eşitlikler verilmiş. Bir kere dikdörtgen tanımını kullanalım. Burada çift çizgi ise karşı tarafta çift çizgi değil midir? Evet. Sonra çizgi ise burası da çizgi değil midir? Evet. Şimdi 10 var burada. E bunun tamamı 90 derece. Buraya 80 derece kaldı. İkiz kenarlıktan dolayı burası da 80 yapar. 80 80 160'tan burası 20 yaptı. Tamamı 90 olduğundan buraya 70 kaldı. İkiz kenarlıktan dolayı burası da 70 yaptı. 70 70 140 buraya da 40 kaldı. Ve tamamı 90 olduğundan x'e de kaç kaldı? 50 derece kalır. Evet birinci soru edremit oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi 45 derece verilmiş. 45'in mantığını kullanacağız. Bir de oran verilmiş. Oran dediğim şöyle 3 AE 30 verilmiş ya AE 10 olur. BE de kaç olur? 6 olur. BE 6 koyduk. 6 10 ne üçgeni 6 8 10 üçgeni. 8 ise karşı tarafta 8 tamamı 90 olduğundan burası 45 derece yapar. E 45 90 burası da 45 oldu. 45 45 90 üçgeninden ikiz kenardaki üçgen yani 8 ise 8 oldu burası. AD uzunluğu isteniyor bizden. E kardeşim burayı 14 bulduk. E, o zaman AD de 14. Cevap denizli oldu. ikinci soruda geldik 3'e. ABC de dikdörtgen BD ve AC köşegen. Köşegenle alakası yerde eşitlik verilmiş ve ben şunu biliyorum. Köşegenler birbirine eşit. Hatta kesim noktasının köşeleri olan uzakları da birbirine eşitti. Yani çift çizgileri şöyle koyalım. Hocam bak burası da çift çizgi oldu. A x kenar çıktı burada. Ters açıdan 76 ise burası da 76. Buraya da 76 kaldı. 76 76 152 buraya 28 kaldı. E hala sonuca ulaşmadık. Ne yapacağız? 76 şöyle de kullanabiliriz. Hocam bu açılar eşit ya. Eksin toplamı da 76. O zaman bunlar 38 38 oldu diyebiliriz. Ya da 76'dan dolayı taban açılarını bulabiliriz böyle. Ama bu daha kolayıma geldi. Ve şunun tamamı 90 olduğundan X artı 28 artı 38 eşittir 90 olduğundan şu x'in toplamı 66 yaptı ve x'e de kaç kaldı o zaman? 24 derece kaldı. Yani üçüncü soru denizli oldu. Geldik dörde. Genişliği 15 olan ve duvar olan uzaklığı 12 desimetre olacak şekilde yerleştirilen dikdörtgen. Ön görünümü dikdörtgen biçimindeki dolap bir süre sonra uç noktası duvara temas edecek şekilde düşmüştür. Şu şekilde. Şöyle devrilmiş. Bu düşme esnasında dolabın alt kısmının duvara olan uzaklığı mesafesi değişmemiş. Yani şu köşe bak hala duvara olan uzaklığı 12 ya bu köşe hala daha 12 ya bu kenar üzerinde devrilmiş diyor bize. Tamam burası 12 burayı da 12 diye yazayım şöyle. Sonra bu düşme esnasında dolabın alt kısmının duvara olan mesafesi değişmemiş. İlk konumunda dolabın önündeki sol 3 köşesinin zemin olan uzaklığı 20 sol 3 köşesi burası 20'ymiş. İkinci konumunda şuradaki uzaklık nedir diye soruluyor. Tamam aklımızda bulunsun. Şunu çizmeyelim. Şekil karışacak şimdi. E arkadaş dolabın bu kenarı 20 iken bu kenarda 20 değil mi? Ön görünümü, önden görünümü 20 olduğu için. E hocam burası da 20. Yani şurası 20. E burada şöyle şey yapacak olursak. Bu duvarda ya zaten. Tam duvarda zemine olan uzaklığı şurası yapıyor. 12, 20 ne? Üçgen 12, 16, 20. Ben buradaki neyi kullanmalıyım? 15'i kullanmalıyım. Nasıl kullanacağım? E hocam Şurada da benden şu mesafe isteniyor. Dik olan mesafe isteniyor. 15'i şöyle kullanabiliriz. Bak arkadaş ister buradan git sonra buradaki mesafeyi bul böyle. İstersen şuradan git. 15 ise burası da 15 değil mi? Evet. Sen şimdi şuradan dik çizersen şöyle. E, buradaki mesafe demek şuradaki mesafe demek anlamına gelmiyor mu? Evet. Sanki buradan gitmek daha mantıklı. E hocam 90'lar havada şu dal alfa beta ya. Alfa beta alfa beta. Yani burada şeklin içinden geçen böyle bir uzunluk olduğunda şeklin dışında da böyle güzel bir şey oluşuyor dikdörtgenden dolayı. Buna da dikkat et. E o zaman burayı bulabilirim ben. Şu üçgenle şu üçgen nedir? Benzer. Hatta 90'ın karşısı 20, 90'ın karşısı 15. Hocam 20 bölü 15 eşittir. Alfanın karşısı bana ne lazım? Betanın karşısı lazım. Betanın karşısı 12 bölü. Betanın karşısı A diyelim buraya. E o zaman burada bölsek ne geliyor? 3'e 5'e bölsen 4, 5'e bölsen 3. Sonra 4 ile 12 sadeleşti. 3, 3 kere 9. A'yı 9 buluruz. A 9 ise eğer 16 da burada. E, 16 artı 9 da bana şu uzunluğu veriyor. Yani kaç yapıyor o zaman? 25 yapıyor arkadaşlar cevap. Evet cevap 25 oldu. Yani 4. soru denizli oldu. Dikkat et şunun aşağıya olan uzaklı şu köşeden duvara dikindiğinde burada aşağıya olan mesafesi de aynı oluyor. Evet geldik örnek 5'e. Zeynep. Bu arada Zeynep ismini çok severim. Kızım olsaydı vallahi ismini Zeynep koyacaktım. Buradan bütün Zeyneplere selam. Dikdörtgen şeklindeki kitabın boyundan faydalanarak sayıları silinen cetvelin boyunu bulmak için aşağıdaki gibi iki farklı durumda cetvelin kitap üzerindeki konumlarını görmüştür. Evet cetvel boyu her ikisinde de aynı mı? Ya da kitap boyları ya da elleri her iki şekilde de aynı mı? Aynı. ÖSYM eş yapıları çok seviyordu. E o zaman burada şu mesafeye bakalım. Cetvelin buradaki boyunun belli bir kısmı verilmiş. Şuraya A dersem A burası da A. Ya kitabın cetvelin boyu da ne oldu? A artı 8 oldu. E hocam A iken burası da A. Ve burada ne çıktı? Bir Pisagor bağıntısı çıktı. Yani A artı 8'in karesi eşittir. A ve 20'nin karesi. A'nın karesi artı 20'nin karesi deyip işlem 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 A'yı bulacağız. Ya ama burada e, 20 varsa büyük ihtimal 15, 20, 25'tir. Koyduğumuzda sağlamadı. 20'ye ait başka bir üçgen bilmiyoruz. Aslında var da 20, 21, 29 o da sağlıyor. Sen büyük ihtimalle bilmiyorsan e bilmiyorsan da ne yapacaksın? İşleminin devamını getireceksin. Açalım şunu. A kare artı birinci ile ikinci çarpımın iki katı 16A artı 8'in karesi 64 eşittir. A kare artı 400 yapar. A kareler gitti. Bunu attık öbür tarafa 16A eşittir. 400'den 64 çıkarttık. Yani 336 geldi. A da buradan 21 mi geliyor? Evet. A'yı 21 buluruz. A benden cetvelin boyu isteniyor. Cetvelin boyu da ne oluyor o zaman? 21 artı 8'den yani A artı 8 isteniyor bizden. O da kaç çıkacaktır? 29 çıkacaktır. Yani 5. soruyu böylelikle ne bulduk? C han bulduk dostlar. Geldik 6. soruya. Ya şimdi dostum bak şimdi paralel vermiş şu paralel. Ta doğru da açılardan beri biz bu paraleli kullanmayı biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Hocam paralel genelde uzatıyoruz değil mi? Uzatalım hocam burada. Hop uzattık. E tamamı 6 ise paralel bak dikdörtgen oluştu burada. 6 ise buraya ne kaldı 1 kaldı 105'i kullanacağız Hocam 105 ise uzattık ya buraya 75 kaldı e Burası 90 burası 15 A 15 75 90 haşa 4 taş mı yok Burası belli değil ki Bak 15 90 burası da 75 Büyük üçgende 15 75 90 yaptı e, 15 75 90 da haşa 4 taş. Yani 4 çarpı 1 olacak burası da 4 olacak Alan ABC'de isteniyor 4 çarpı 6 mı yapar Evet şu dik kenarlar çarpı Cevap da böylelikle 24 çıkar. Evet cevabı 24 bulduk 6. soru. Ceyhan oldu geldik 7. soruya. Bir katlama söz konusu hatta iki katlama söz konusu. Önce sağa katlamışız sonra aşağı doğru katlamışız. Alan nedir diye isteniyor. Bak katlamada bu şekilde ne yapacaksın? Geriye doğru açacaksın. İlk önce sağa katladık sonra aşağı katladık. Aşağı katlanmışı şöyle bir açalım istersen. Aşağı katlanmışı yukarı doğru açtığım zaman aslında şöyle bir simetriğini almış olduk değil mi? Şunun simetriyi şöyle o zaman K iken burası K mı oluyor? Evet. L iken burası da L oldu. Sonra buradan buraya katlama yapılmıştır. Şuradaki katlamayı da şöyle bir açalım. E hocam şuradaki K buraya geldi. Buradaki K da buraya geldi. Buradaki M de buraya geldi. O zaman ilk baştaki kağıdımız bu mu oldu? Evet. Bak bakalım 4 tane K var. Sonra 2 tane M var. Sonra 2 tane L var. Sonra bir tane de N var. İşte bunların toplamı bana tüm alanı verir. Yani 4K, 2L, 2M ve N değeri yapar. Cevap böylelikle Cihan yaptı arkadaşlar. Kaçıncı soru bu? Yedinci soru. Geldik sekizinci soruya. Oo alan. Hocam köşegen çizilmiş. Köşegen çizildiğinde şunlar birbirine eşit değil mi? Evet. A hatta burası da eşit ama gerek yok. Bak kenar ortay bu da kenar ortay. Ya ağırlık merkezi bak kenar ortay. Ya özellikle paraya kenarda falan da çok kullanıyoruz. Böyle kenar ortaylık varsa ağırlık merkezi var mı diye bak, bak, çok mantıklı oluyordu. Baktık. Hocam bu da kenar ortay bu da kenar ortay. Ağırlık merkezi oldu burası. E o zaman ne yaparız? Bir üçüncü köşeden de şunu çizersem ağırlık merkezinden geçen de alanların hepsi birbirine eşit olmuyor mu dostlar? Oluyor. Hatta burası 6A. E hocam burası da 6A. Hatta 3A 3A diye paylaşır. Toplamda 12A dikdörtgenin alanı değil mi? Evet S1 artı S2 isteniyor bizden. E dikdörtgenin alanı. Ben buraya niye iki tane A yazdım? Şurası A, burası A, burası A, burası A, burası A, burası A olacak. Tamam. Tüm alan 12A. 9 12'nin çarpımına eşit değil mi? Evet 12'ler nanay. A'yı da 9 buluruz. Ve benden ne isteniyor? 2A isteniyor. O da 18 yapar. Evet 8. soru. Akçay oldu. Geldik 9'a. Alanı 64 olan kare şeklindeki bir karton. Karenin alanı. Arkadaş bir kenar A kare olacağından dolayı. Ya da dikdörtgen gibi düşün. A çarpı A değil mi? A kare 64 ise A'yı kaç buluruz? 8 buluruz. Bir kenar 8. Eş 4 bölgeye ayrılıyor. Eş 4 bölgeye ayrıldığı için şunların birbirine eşit olması gerekmiyor mu arkadaşlar? Evet şu kenarları eşitse bu kenarları da eşit olmak zorunda. 8'i 4'e bölsek 2 2 2 2 yapar burası. Parçalardan birinin çevresi nedir diye soruluyor. E tamam şu parçanın bir tanesinin çevresi isteniyor. Burası 8 pardon 8 burası burası da 2 olacak. 8 8 16 2 2 4 topladığın zaman 20 mi yapıyor? Evet cevap Ceyhan oldu 9. soruda geldik ona. Şimdi soruya bakar bak, bakmaz aklıma direkt şey geldi. Şu bilgiyi kullanmam lazım. Bu bilgilerin eşit olması ne anlama geliyor? Sen bunu böyle birleştirdiğin zaman hocam şunlar paralel ve birbirine eşit olduğundan paralel kenar. Hatta Şurası 90 olduğu için paraya kenarın 90'lı hali dikdörtgendir. Tamam şurası bir dikdörtgen çıktı. Alt dikdörtgen çıktıysa 90'ları yapıştırdık. Alt tarafta bir dikdörtgen çıktı mı çıktı. A bizim 5 yıldızlı alan şeyi var burada. Yani buradaki kalan A ise şu alan nedir? 2A'dır. Hocam burada da aynı şekilde. Burası B ise buradaki kalan nedir? 2B'dir. E boyalı alan 10. Yani A artı B'yi 10 vermiş bize. Aynen paralel kenardaki yaptığımız hamleyi kullanıyoruz. Bakın arkadaşım. Olduğuna göre dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Dikdörtgenin alanında nedir? 2A artı 2B değil mi? Evet. Yani A artı B olsa 2 artı 2 ve 20 yapar. Cevap 20 oldu. Yani onun soru balıkesir oldu. Ve böylelikle arkadaşım dikdörtgendeki birinci testi bitirdik. O zaman sırada ikinci test var. Test 2'de. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.